Müslümanlar temiz yaşıyorlar. Evet, maşallah. Yani temiz oluyorlar. Dolayısıyla da üstlerinde bir gençlik, bir hoşluk oluyor. Evet. Küfürde insan çok azap çeker. Yani tevekkülsüzlük insanın zayıf olan bedenine saldırmaya başlar. Mesela öksürüyor, diyor ki acaba diyor kanser mi oldum diyor. Evet. İşte geçen bir tanıdık vardı çocuk. Hocam diyor başım ağrıyor diyor. Başımda ur mu çıktı acaba diyor. Mesela tevekkülsüzlükten kaynaklanıyor. Evet. Tabii düşünebilir insan ama yani bu bir korkuya dönüşürse, yani gerilime dönüşürse o zaman olmaz. İşte çocuğu dışarıya gidiyor. Ya diyor acaba sağ gelecek mi? Trafik kazası mı geçirdi? Başına bir şey mi geçti? Akşama kadar onu düşünüyor. Evet. Onun gerilim içerisinde. İşte üniversite imtihanını acaba kazanabileceğim mi? Hatta acaba yaşlanacağım mı? Ben çok hanım bilirim böyle. Evet. Aynada her saat bir kendini kontrol eder. Gözünde kırışıklıklar çıktı mı? Evet. Alnı kırışmaya başladı mı? Ondan bile canı yanıyor. Evet. Dolayısıyla o kadar ızdıraba insan vücudu dayanmıyor. Müslüman her iki halde tevekküllü oluyor. Tevekkül olunca vücuda o vesveseler saldıramıyor. Yani tevekkülsüzlüğün azabını vücut tatmıyor. Hücreleri tatmıyor. Hücre o zaman rahat ediyor. Vücuda ruh saldırdın mı ızdırapla vücudu çökertir. Evet hocam. Çünkü vücut ruhun emrinde. Diyor ki ruh ne diyor? Kolunu kaldır diyor. İnsan kolunu havaya kaldırıyor. Evet, evet, değil mi? Evet. Kaldır diyor. Kaldırıyor. Yemek ye diyor. Yemeği yiyor. Ruh ne derse onu yapıyor. Ruh diyor ki sana saldıracağım diyor. Sen tevekkülsüzsün diyor. Hücrelerini tek tek ezeceğim. Kemiklerini tek tek eriteceğim. Beynini eriteceğim. Yüzünü buruşturacağım, canını yakacağım diyor. Sen çünkü Allah'a tevekkül etmiyorsun diyor. Ondan sonra vücut ruhun saldırısından muhatap oluyor. Saldırısına muhatap oluyor. Ruh da suratı buruşturuyor. Kemikleri eritiyor. İzim ezim ezmeye başlıyor. Ya tevekkül et diyor, ya senin böyle canını yakacağım diyor. O da diyor ki ben tevekkül etmek istemiyorum, edemiyorum diyor. O zaman ben de senin canını yakmaya devam edeceğim diyor. Seni buruşturacağım diyor. Buruşturuyor, perişan ediyor. Onu bir parça teknik yöntemlerini düzeltiyorlar. Yine buruşturuyor, yine perişan. Bir sefer de iç organlarını perişan etmeye başlıyor. Allah'a tevekkül ettin mi, ruh saldırmaz. Ruh insanı kendi haline bırakır. Huzurlu hale getirir. Hücreleri ruh adeta besler. Yani onların canlı olması için onlara bir elektrik verir. Allah'ın dinlemesiyle. Cildi gençleştirir. Hatta diyor ki Tevrat'ta, dikkatimi çekti. Allah'a inanmayanların diyor, küfredenlerin, küfür içinde olan, yani İslam'a saldıranların ciltleri diyor, eşek derisi gibi olacak diyor. Bak, eşek derisi gibi olacak. Allah'a iman eden, Allah'ı sevenlerin de ciltlerini diyor Allah, çocuk cildi gibi yapacağım diyor. Maşallah. İman edenlerin de diyor, ciltlerini güzelleştireceğim diyor. Hocam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok ileri yaşlarında da bebek gibi cildi tabii olduğu hep biliniyor maşallah. Peygamber Efendimiz'in yüzündeki o çocuk ifadesi hiç gitmedi. Evet, evet. Maşallah. Doğumundan, olgunluğunda da çocuksu tatlı bir yüzü vardı. Vefatında da yine çocuksu tatlı devam ediyordu. Maşallah. O yüzündeki çocuksu masumluğu hiç gitmedi.